sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersiz de inkomda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Atmosfer ve sıcaklıkla ilgili soru çözümüne başlayalım. Örnek, aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında gösterilemez? Meteorların parçalanarak yeryüzüne ulaşması. Evet arkadaşlar, atmosferin etkilerinden bir tanesidir. Bunu sağlayan katmanımız ise mezosfer katmanıdır. Mezosfer. Gölgede kalan yerlerin aydınlanmasını sağlayan atmosferdir. Işığı yansıtarak, dağıtarak gölgede kalan yerleri aydınlatır ve ısıtır. Yazların sıcak, kışların soğuk geçmesinin nedeni eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği. Tabii ki eksen eğikliği tek başına etkili değildir. Artı yıllık hareketinde etkisi vardır. Güneşten gelen zararlı ışınların tutulması atmosferin etkisidir ve bunu sağlayan katmanımız ise ozon tabakasıdır. İklim olaylarının görülmesini sağlar. İklim olayları troposfer katmanındadır. Troposfer katmanında gerçekleşmektedir. Eğer atmosfer olmasaydı iklim olayları da gerçekleşmezdi. Su buharının tamamı da troposferde olduğu için iklim olayları troposfer katmanında gerçekleşmektedir. Böylelikle cevabımız C'dir. Yanda dünyanın yıllık indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. Güney Amerika kıtasının batısında izoterm eğrisinin ekvatora doğru girinti yapması hangileriyle açıklanabilir? Güney Amerika'ya baktık. Güney Amerika'nın batısı şurada gördüğümüz alan, doğu kıyıları burada. Doğu kıyılarını da hatırlayalım. Brezilya sıcak su akıntısı etkiliydi. Batısında ise Peru veya Humboldt soğuk su akıntısı etkiliydi. Burada soğuk su akıntısından dolayı eğri aşağıya inememiş ve sıcak bölgenin ekvatora yaklaşmasına neden olmuştur. Ancak doğu kıyılarına baktığımızda doğu kıyılarında sıcak bölge biraz daha aşağıya kadar inebilmiş. Bunun nedeni akıntı sistemidir. Yani Peru akıntısıdır. İndirgenmiş harita olduğu için bunun nedeni yükselti olamaz. Dünyanın şekli her iki bölge içinde aynıdır. Bu nedenle olamaz. Hangileriyle açıklanabilir? Yalnız bir cevabımız A'dır. Evet, ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık düzenli bir şekilde azalmamaktadır. Dikkat edelim. Neden ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık düzenli bir şekilde azalmaz? Hangileriyle açıklanabilir? Yer şekilleriyle açıklanabilir. Yani yükselti, engebe, karasallık gibi faktörlerle açıklanabilir. Enlem faktörüyle açıklanamaz. Zaten enlem etkisi tek başına etkili olsaydı kutuplara doğru sıcaklık düzenli bir biçimde azalırdı. Enlem faktörü bunda etkili değildir. Bu enlemle çelişen bir durumu da ifade etmektedir. Okyanus akıntıları bu faktörler arasında gösterilebilir. Hatta ekvatora eşit uzaklıkta bulunan iki bölgeye baktığımızda mesela Kanada'nın doğu kıyılarıyla Batı Avrupa arkadaşlar ekvatora eşit uzaklıkta bulunmalarına rağmen Batı Avrupa kıyıları Kanada'ya göre daha sıcaktır. Bunun nedeni Batı Avrupa'da Gulf Stream akıntısı, Kanada'da ise arkadaşlar Labrador akıntısı etkilidir. Hangileriyle açıklanabilir? 1 ve 3, yani cevabımız arkadaşlar E'dir. Yanda bir bölgeye ait yamaçlara göre kalıcı kar sınırı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, bölgemize baktığımızda kuzey yamaçta kar sınırı 2900, güney yamaçta kar sınırı 2800 metre. Peki güney yamaçta kar sınırı daha aşağıda olduğuna göre güney yamaç daha az güneşlenmiştir. Kuzey yamaçta kar sınırı yukarıda olduğuna göre kuzey yamaç daha çok güneşlenmiştir. Kuzey yamaç daha çok güneşlendiğine göre merkezimiz hangi yarımkürededir arkadaşlar? Güney yarımkürededir. Peki kuzey yamaçta ürünler daha erken olgunlaşır. Evet, doğru bir bilgi arkadaşlar. Çünkü kar sınırı yukarıda, demek ki daha sıcak bir yamaç burası. Daha sıcak bir yamaç olduğuna göre ürünler daha erken olgunlaşır denilebilir. Kuzey yamaçta tarım sınırı daha düşüktür. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Kuzey yamaçta tarım sınırı kar sınırıyla paralel gidecek. Kar sınırı yüksekse tarım sınırı da yüksektir. Kar sınırı düşükse tarım sınırı da düşüktür. Kuzey yamaçta kar sınırı düşük değil, yüksektir. Yanlış bir bilgi. Güney yamaçta yerleşme sınırı daha düşüktür. Güney yamaçta kar sınırı aşağıda. Kar sınırı aşağıda olduğuna göre yerleşme sınırı daha düşüktür. Güney yarımkürede olduğunu söyledik. Güney yamaçta güneşlenme süresi daha azdır. Evet, çünkü kuzey yamaçta kar yukarıda kaldığına göre kuzey yamaçta güneşlenme süresi fazla, güney yamaçta güneşlenme süresi azdır. Buna göre cevabımız B'dir. Sıcaklık enlem ilişkisi dikkate alındığında yukarıda verilen hava hareketlerinden hangisi ulaştığı yerde sıcaklığı daha fazla arttıracağı söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, merkezimizi önce tespit edelim. Eğer rüzgarlar saat yönünde sapmışsa merkezimiz kuzey yarımkürede. Saat yönünün tersine sapmışsa merkezimiz güney yarımkürede. Peki baktığımızda rüzgarlar saat yönünde sapmış. Saat yönünde saptığına göre kuzey yarımkürede. Kuzey yarımkürede olduğunu tespit ettiğimize göre şuraya ekvator diyelim, şuraya da 20 kuzey paraleli diyelim arkadaşlar veya 40 kuzey paraleli diyelim. Peki hangisinin sıcaklığı arttıracağı söylenebilir? Kutup yönüne giden bir hava akımı sıcaklığı arttırır. Eğer dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi 3. rüzgar doğrudan şöyle gelecekti. Evet, 4. rüzgar şu şekilde gelecekti arkadaşlar. 5. rüzgar şu şekilde gelecekti. 1. rüzgar şöyle gelecekti. 2. rüzgar şöyle gidecekti. Kutuplara en çok sokulan rüzgar hangisi? 2 numaralı rüzgar. Buna göre daha aşağıdaki bir enlemden yukarıdaki bir enleme giden hava akımımız 2. rüzgar olduğuna göre gittiği yerde sıcaklığı daha fazla arttırması beklenirdi. Buna göre cevabımız B'dir. Daha fazla arttıracağı söylenebilir dediğine göre ikinci ok yönünde gösterilen rüzgarı seçmemiz gerekmektedir. Peki 4 numaralı rüzgar sıcaklığı düşürür arkadaşlar. Çünkü daha orta enlemden ekvatora doğru geliyor. Yani daha sıcak bir yere gelen bir hava kütlesi, bu da ortamın sıcaklık değerlerini düşürecektir. Buna göre cevabımız B'dir arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir? Kutupların yıl boyunca soğuk olmasının nedeni dünyanın şeklidir. Dünyanın şekli. Peki bulutsuz kış gecelerinde ayaz ihtimalinin artması. Bulutsuz kış geceleri yani nemsiz kış geceleri. Ayaz ihtimalinin artması, nemsizlik ısı kaybını arttırır. Bu da ayazı ortaya çıkarır. Yani nemin sıcaklığa olan etkisi. Dünyanın en sıcak yerlerinin çöller olması. Normal koşullarda dünyanın en sıcak bölgeleri ekvatoral bölge olmalı. Ancak ekvatorda nem oranı fazla olduğundan aşırı ısınmaz, aşırı soğumaz. Çöllerde nemsizlik durumu aşırı sıcaklıklara neden olur. Bu nedenle ekstrem sıcaklıklar da çöllerde ölçülmüştür. Yani nemin sıcaklığa etkisi, nemin sıcaklığa etkisi. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kuzey yarımkürede sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması. Vurguya dikkat edin arkadaşlar. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta neden kuzey daha sıcak? Bunun nedeni eksen eğikliği ve yıllık harekettir. Eksen eğikliği ve artı yıllık harekettir. Peki nemin sıcaklık üzerindeki etkisi 2 ve 3. öncülde verilmiştir. Buna göre cevabımız C'dir. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde yıl boyunca iklim ve hava durumu daha çok benzerlik gösterir? Yani bu şu demektir arkadaşlar. Hangisinde yıl içinde sıcaklık değişimi fazla gerçekleşmez? Evet, baktığımızda arkadaşlar 5 numaralı yer Güney Afrika'nın Kap bölgesidir. Burada orta kuşağa yakın bir yerdir. Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Burada sıcaklık değişimi belirgindir. Yıllık sıcaklık değişimi. 1 numaralı alana baktığımızda yıl boyunca sıcak nemlidir, yağışlıdır. İklim ile hava durumu birbirine çok benzerlik gösterir. Cevabımız A'dır. 2 numaralı bölgemiz orta kuşakta sıcaklık değişimi fazladır. 3 numaralı yer Batı Avrupa, sıcaklık değişimi belirgindir arkadaşlar. 4 numaralı yerde sıcaklık değişimi belirgindir. Buna göre iklim ile hava durumunun birbirine en çok benzediği bölge 1 numaralı alanımızdır. Cevabımız A'dır. Yanda dünya Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık yani izoterm haritası verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi Ocak ayına dikkat edelim arkadaşlar. Ocak ayı vurgusu var. Ocak ayında kuzey yarımküre soğuk, güney yarımküre sıcak. Peki en sıcak yerler Oğlak dönencesi çevresidir. Evet, Oğlak dönencesi çevresi baktığımızda sıcaklıklar 30 santigrat derece civarı. A seçeneğimiz doğru. En soğuk yerlerin kuzey kutup noktası değil de Sibirya çevresi olmasının nedeni karasallıktır. Normal koşullarda en soğuk bölgelerin kuzey kutup noktası olması gerekir. Ama Ocak ayında en soğuk yerlerin Sibirya çevresi olması eksi 40 derece. Bu enlemle çelişen karasallıkla açıklanan bir durumdur. İzoterm eğrileri kuzey yarımkürede daha çok girinti çıkıntı yapmıştır. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar herhangi bir izoterme baktığımızda sıfır izotermi daha çok girinti çıkıntı yapmış. Güneydeki sıfır izotermine baktığımızda gayet düzgün çizilmiş. Bunun nedeni denizlerin daha geniş yer kaplamasıdır güney yarımkürede. Kuzey yarımkürede karaların geniş yer kaplaması sıcaklık değişimini belirginleştirmektedir. Bu da izoterm eğrilerinin daha çok salınım yapmasına neden olmaktadır. D seçeneğimize bakalım. Güney yarımkürenin daha sıcak olmasının nedeni denizlerin daha geniş alan kaplamasıdır. Sevgili arkadaşlar, Ocak ayı olduğuna göre Ocak ayında güney yarımkürenin daha sıcak olmasının nedeni çünkü güney yarımkürede hangi mevsim yaşanıyor? Yaz. Peki yazı ortaya çıkaran faktör nedir? Eksen eğikliği artı yıllık hareket. Eksen eğikliği ve yıllık hareketten dolayı güney yarımküre Ocak ayında daha sıcaktır. Yani denizlerin geniş yer kaplaması ile ilgili bir durum değildir. Cevabımız D'dir. Güney yarımkürede sıcaklığın 30 santigrat dereceden yüksek olan yerleri bulunmaktadır. Evet, bakıyoruz güney yarımkürede şu eğri yüksek sıcaklık adacığı. Eğrinin içerisinde ise sıcaklık 30 santigrat dereceden yüksektir. Birden fazla yerle karşılaşabiliriz. Cevabımız D'dir. Sıcaklığı etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgili bilgi yukarıda verilmemiştir? Evet, eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Kuzey yarımkürede yıllık ortalama sıcaklığın daha yüksek olması. Bunun nedeni şu. Kuzey yarımküre neden güney yarımküreye göre daha sıcak? Kuzey yarımküre karalar küresi, yani birinci öncülümüzle eşleştirebiliriz bunu. Gün içinde sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu zamanlar 13-14 arasındadır. Bunun nedeni arkadaşlar ısı birikimi. Normal koşullarda en sıcak zaman 12.00 olmalı ama ısı birikiminden dolayı en sıcak zamanlar 13-14 aralığındadır. Nedeni ısı birikimi. İkinci öncülümüzü bununla eşleştirdik. Evet, güney yarımkürede kuzeye bakan yamaçlar yıl içinde daha çok ısınır, bakı durumunu ifade eder. Bu C seçeneği de 3. öncülle eşleşti. 4. öncülümüze bakalım. Aralık, Ocak, Şubat aylarında güney yarımkürede sıcaklık ortalamaları daha yüksek. Bunun nedeni eksen eğikliği ve yıllık harekettir. 4. öncül ve E seçeneği dışarıda kalır. Yani yükseltiyle sıcaklık arasındaki bir ilişki herhangi bir öncülde belirtilmemiştir. Buna göre cevabımız E'dir. İklim olayları atmosferin aşağıda verilen katmanlarından hangisinde görülür? Neden? Arkadaşlar buna benzer sorular yakın zamanda sınav sorusu da oldu. Dikkat edelim. Termosferde çünkü gaz yoğunluğu azdır. Doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Stratosferde çünkü yatay hava akımları etkilidir. Değil, soru aradığımız cevap bu değil arkadaşlar. Troposferde çünkü su buharının tamamı buradadır. Doğru bilgimiz bu. Arkadaşlar troposfer su buharının tamamını barındıran bir katmandır. Aynı zamanda bulutluluk, nemlilik, yağış durumları troposfer katmanında gerçekleşmektedir. Bu nedenle iklim olayları troposferde gerçekleşir. Tabii ki egzosferde çünkü en üst katmandır. Bu da doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Yani egzosferin en üst katman olduğu doğru. Ancak yani iklim olayları egzosferde görülmez arkadaşlar. Mezosferde de görülmez. Mezosferin en önemli görevlerinden bir tanesi arkadaşlar meteorların parçalanmasıdır. Yani meteorlar mezosferde parçalanarak yeryüzüne doğru daha küçük ve toz halinde inerler. Yandaki haritada verilen yerlerde sıcaklığın yıl içinde farklılık göstermesi. Evet, baktığımızda yaklaşık olarak hepsi aynı enlemde. A, B, C, D enlemi. Hangileriyle açıklanmaz? Neden aynı enlemde bulunan yerlerin sıcaklıkları farklıdır değildir? Bunu irdeleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, aynı enlem üzerinde bulunan yerlerin sıcaklıkları farklıysa bunun nedeni enlem olamaz. Çünkü enlemleri aynı. Peki bazıları deniz kıyısında, bazıları mesela D ile gösterilen bölge iç kesimlerde. Yükselti bir faktör olabilir. Deniz kıyısında içlerde karasallık bir faktör olabilir. Veya C-B'yi kıyasladığımızda B tarafında Labrador akıntısı, C tarafında Gulf Stream akıntısı etkili. Yani akıntılar bunda etkili olabilir. Ancak enlem bir faktör olarak gösterilemez. Cevabımız A'dır. Evet, sıcaklıkla ilgili soruların çözümünü gerçekleştirdik arkadaşlar. Konularımızı tekrarlamayı unutmayalım. Hoşça kalın.